gelişmeleri değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Ve konuğumuz Abdurrahman Bilgiç, Deva Partisi'nin Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü. Hoş geldiniz Sayın Bilgiç. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Tam zamanında geldiniz. Dedik işin ehli isimlerle konuşuyoruz. Çünkü neler oluyor? Herkes merak ediyor. İstiklal Caddesi'nde bir terör saldırısı meydana geldi ve ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye yönelik bir operasyon başlattı. Hava harekatı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kara harekatı da olacağının açıklamasını yapmış. Önce İstiklal'deki bu saldırıyla başlayalım istiyorum sizinle. Bir sis perdesi var, aralanamayan. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu saldırıyı? Evet, öncelikle terör örgütlerinin bu eylemleriyle özgürlüklerimizi hedef aldığını bilmeliyiz. Değerlerimizi, yani insan haklarını, hukuk devletini, hukuk kurallarını, demokrasimizi hedef aldıklarını bilmeliyiz. Dolayısıyla ister PKK terör örgütü olsun, ister başka bir terör örgütü olsun, ayrım gözetmeksizin her türlü terör örgütünün bu tür faaliyetlerine, eylemlerine karşı olmamız gerekir. Çünkü bize hedef alıyorlar, toplumumuza hedef alıyorlar, dediğim gibi özgürlükler. Siviller hayatını kaybetti. Elbette. Onun için yani bu konuda bir kere net bir duruş sergilemek gerekir. Fakat bu olayın failleri, yani kimin yaptığı, hangi terör örgütün terör eylemi olduğuna şüphe yok. İşte vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Ben burada tekrar rahmet diliyorum hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Ayrıca yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Fakat bunu kim yaptı? Bu konuda her ne kadar Sayın İçişleri Bakanı, daha sonra da işte yapılan harekatta, hava harekatında bu PKK-YPG terör eylemi dense de hükümetin maalesef çelişkili mesajlar verdiğini görüyoruz. Nedir bu çelişki? İlk anda Sayın İçişleri Bakanı dedi ki bu kesinlikle PKK-YPG'dir, arkasında da Amerika vardır ve taziyelerini de kabul etmiyoruz. Hatta taziye mesajı böyle cinayet mahalline ilk gelen katil olurmuş üzerinden bakıyoruz, bunu reddediyoruz dedi. Ama bunu hangi sözler ve eylemler boşa çıkardı ya da yalanladı diye bakacak olursak, G20 zirvesinde bir de baktık ki Biden'ın taziye mesajını, dileğini hem sözlü hem de yazılı olarak Sayın Cumhurbaşkanı gitti, kabul etti, şükranlarını arz etti. Bunu Twitter üzerinden de paylaştı. Bu bir çelişki. İkinci çelişki, yani bir başka çelişki, yani devletin en üst düzeydeki, yani güvenlik alanındaki en üst düzeydeki yetkilisi, devletin en üst düzeyinde yer alan bir isimden söz ediyoruz. Bir de birdenbire bir de baktık Reuters'a konuşan üst düzey yetkili diye DAEŞ'te olabilir dendi, IŞİD'de olabilir dendi. Buradan anlaşılıyor ki bir kafa karışıklığı var hükümette. Bugün sıcak bir gelişme daha oldu. Ehlem Elbeşir, bu bombayı koyan kadın, ifadesi basına yansıdı ve abisinin ÖSO komutanı olduğunu söylüyor. Hatta ÖSO'nun casusu olduğu suçlamasıyla YPG'nin kamplarında tutuklandığını anlatıyor. Yani çok karışık değil mi bütün bunlar? Evet, bu ihtilaflar, yani bu tür anlaşmazlık bölgeleri aslında günümüzde yeni bir kavram var. İşte ne konuşuyoruz? Klasik savaşlardan veya mücadelelerden farklı olarak biz artık gri bölge ihtilaflarından, anlaşmazlıklarından söz ediyoruz. Hibrit savaşlardan, melez savaşlardan söz ediyoruz. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı asker, sivil, yani eskiden olduğu gibi değil de sivil imkan ve kabiliyetlerinde kullanıldığı, yani traktörlerin de savaş meydanında olduğu, böyle bir sis perdesi altında böyle faaliyetlerin yürütüldüğü, bunun bazen ülke çapında, bazen daha yerel düzeylerde, mücadelelerde söz konusu olduğunu gözlemliyoruz. Bu Donbas'ta da böyleydi, hatırlayın. Dünyanın başka yerlerinde de, hatta İran'da şimdi sosyal kargaşa var, orada bile İran hibrit savaştan söz ediyor. Bu Suriye bakımından da böyle, Irak bakımından da böyle. Yani birden çok grubun devrede olduğu,
ülkelerin devrede olduğu, ki bir Suriye'de iç savaş yaşanıyor, vekalet savaşına evrilmiş, farklı ülkelerin orada destekledikleri gruplar var. Bunlar arasında değişken ittifaklar, geçici veya sürekli temelde mücadeleler var. Yani çok karmaşık bir alandayız. Ama terör olayı üzerinden, İstiklal Caddesi'ndeki terör olayı üzerinden baktığımızda çok fazla birbirinden ayrı, çelişkili bilgiler de ortaya çıkıyor. Bunların bir kısmı resmi ağızlardan geliyor, resmi eylemlerle ortaya çıkıyor. Bir kısmı da herkes elbette düşünüyor, konuyu anlamaya çalışıyor, bilinçli veya bilinçsiz, iyi niyetli de olsa. Aslında olayı aydınlatmaya katkı sağlamak yerine bazen yeni spekülasyonlar ve olayı daha da örtecek, sizin söylediğiniz gibi bir sis perdesine katkıda bulunmuş oluyor. Bundan kaçınmak lazım. Bir kere polisimiz, güvenlik uzmanlarımız, ordumuz, askerimiz, onlar vatanın evlatları, onlara sahip çıkmalıyız ve rahat bırakmalıyız. Yani onlar bu işleri iyi analiz etsinler, sağlıklı kararlar versinler. Burada bir tereddüt göstermemek lazım. Ama karar vericilerin kararlarının ülke çıkarına olup olmadığı konusunu sorgulamamız gerekir. Aydın olarak sorgulamamız gerekir. Siyasetçi olarak sorgulamamız gerekir. İşte sizler gazeteci olarak sorguluyorsunuz. Bu son derece doğal. Yanlış bir karar varsa, ülke çıkarları aleyhine ise bunları da eleştirmeliyiz veya yol göstermeliyiz. Yani bakın, bunlara dikkat edin diye. Biz bu çelişkileri o yüzden söylüyoruz. Yani bir yandan terör örgütlerini, terörü, bunları lanetliyoruz, kınıyoruz ama kınamak yetmez ki. Önlem alacaksınız. Bir kere önleyeceksiniz prensip olarak. Evet, belki bütün eylemler önlenemeyebilir. Yani çok önlemler alırsınız ama dünyanın başka yerlerinde de terör eylemleri ortaya çıkabiliyor. Ama siz bir yerde spesifik olarak bir olayda, mesela işte İstiklal Caddesi'ndeki olayda gördüğümüz gibi, terör saldırısında, eyleminde gördüğümüz gibi masum insanlar hayatını kaybetti. Büyük bir hadise. Hepimiz tedirgin olduk, üzüldük, yüreğimiz dağlandı, yaralandık. Ama soğukkanlı bir şekilde bunu kim yaptı, hangi motifle yaptı, neden dolayı yaptı? Bunu araştırmazsak ne olur biliyor musunuz? Böyle ilk aklımıza gelen, ilk izlenimlerle hareket edersek, o zaman bir kere potansiyel başka terör eylemlerini de önleyemeyiz. Onlara karşı önlemler geliştiremeyiz. Yani bu o bakımdan önemlidir. O yüzden diyorum, soğukkanlı analiz etmek lazım. Spekülasyonlarla gitmemek gerekir. Hem kafamızın karışmaması, hem kafaları karıştırmamamız gerekir. Yani nedeni bu. Yoksa herkes 100 ayrı senaryoyu çok mantıklı şekillerde, ikna edici şekillerde, varsayımlarla anlatabilir. Peki, ama bu doğru bir yaklaşım değil. Çok haklısınız. Peki bu olayın henüz üstündeki sis perdesi aralanmadan bir hava harekatının ivedilikle başlatılması, bunun da iç siyasette zaten hani hep bu ihtimal vardı. Yani öncelikle tüm kozlar kullanılacak, ekonomiye ilişkin, işte asgari ücretin artışından EYT'ye kadar iktidar elinden ne geliyorsa yapacak. Ama muhakkak ve muhakkak bir savaş senaryosuna ihtiyaç var gibi afaki bir cümle kurulduğunda ben diyordum ki yani neden böyle bir şey yapılsın? Hani nasıl yapılabilir? Şimdi tam da aslında o aylardır dillendirilen, ya öngörülen diyeyim, kimilerince öngörülen işin içinde bulduk kendimizi. Bu iç siyasette kullanılabilir mi? Çünkü Cumhurbaşkanı 2011'de Suriye artık bizim iç meselemizdir dedi ve o günden beri biz bunu iç siyasette nasıl kullanıldığına her geçen gün giderek güçlenen bir şekilde tanık olduk. Evet. Şimdi birincisi, ister iktidar, ister muhalefet partisi olsun veya gruplar, hangi ideolojik veya dünya görüşü farkı olursa olsun, fark etmeden, yani onları çok net bir şekilde iç siyasette bunun kullanılmaması, istismar edilmemesi, bir rant gibi görülmemesi çok önemli bir prensip. Bundan kaçınmamız lazım. Maalesef popülistler, popülist siyasetçiler dünyanın başka yerlerinde de sadece iç politika dürtüleriyle, güdüleriyle buna benzer konuları istismar edebiliyorlar. Bu istismar ülke çıkarlarına aykırıdır, zararlıdır. Kesinlikle bu istismardan kaçınmak lazım. İkincisi, yani bu önemli bir prensip. İkincisi,
başka ülkelerin iç işlerine karışmamanız gerekir. Yani dış politikanızda bu önemli bir ilke. Çünkü yani biz başkalarının kendi iç işlerimize karışmamız